bir dinleyicimizin de eniştesi işte başka bir şehirden gelmişler. Eniştesinin babasının cin büyü işleriyle uğraştığını öğrenmişler. Hatta meşhur bir adammış herhalde. Futbolcular, sanatçılar falan da gidiyormuş. Bunlar da eve yemeğe davet etmişler bunu öğrenmeden önce. Şimdi öğrenince diyor ki ya çok tereddüt ediyoruz. Yani acaba iptal mi etsek yemeği davet? Böyle bir adamı eve çağıralım mı çağırmayalım? Çağırsınlar canım. Herhalde kayıp olan besmeleyle pişirsinler, hazırlasınlar, ikram etsinler. Bunlara da bir şey yaparsa? Yapamaz. Şimdi Mustafa abi, biz 20 seneyi geçtik program. Başlayalım. 25-30 sene oldu. 25. Ama Seyyid Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki kendi hocaları için Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri talebelerinden bir kısmı Efendi Hazretleri diye hitap edip bir kısmı Efendi Baba diye hitap ederlermiş. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi, Efendi Hazretleri diye bahsederdi hocasından. Efendi Hazretleri kardeşim hep üzgündü. Çünkü kendisi ilim hazinesiydi. Ama kimse bu hazineye talip değildi. Niye gelip sormuyorlar, niye öğrenmiyorlar, niye talep etmiyorlar? Bunun için hep üzgündü. Hatta zayi olduk bu. Zayi olduk da buyurmuşlar. Ve ondan sonra ya karışmıyorlar. Peygamber Efendimiz de böyle üzgündü. Çünkü Miraç'ta cehennemi gördü. İnsanların da patır 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 cehenneme gittiğini görüyor. Bunun için çok üzgündüler. Hep üzgündüler. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niye aynı şekilde dinlemiyorlar? Niye intibaha gelmiyorlar? Ya buyuruyorlar. Şimdi biz üzülüyoruz buyuruyorlar. Çünkü Efendi Hazretlerinden, yani hocalarından Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretlerinin öğrendiğimiz ve onların işaret ettiği, tavsiye ettiği kitaplardan topladığımız ve bizzat onların işaret buyurduğu kitapları bugünkü dile çevirerek, aktararak yayınladık. Ama kardeşim şimdi biz de üzülüyoruz. Çünkü okunmaya vurmuşlar. Niye okumuyorlar? Niye doğruyu öğrenmiyorlar? Niye doğruyu öğrenmiyorlar? Biz de senelerdir aynı şekilde bu söylüyoruz ve naklediyoruz. Şimdi Saadet-i Ebediye kitabına cin bahsi var. Sayfalarca almışlar korunma çarelerinde. Cinin nasıl bir varlık olduğunda yazmışlar oraya. Yazmışlar. Ve bu bilgilerden mahrum olanlar, şimdi görünmeyen varlık ya, acayip garayip bir şey çıkartıyorlar karşılarına. Aman ha, cin bile deme. C bile deme. C bile deme. Deli verirler. Öcü. Sen ya öyle değil o ya. Öyle değil o. Hani zaman zaman anlatıyorduk da naklediyorduk ya. Allah rahmet eylesin. Biz Gönül ve Sefetsiz de o zaman öğretmenken Ahmet Arvasi Bey vardı. Türkiye gazetesinde de yazıyordu. Daha önce her gün gazetesinde yazıyordu. Onu yetiştirdiği talebeler vardı Balıkesir Öğretmen Okulu'ndan. Sonra da Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü vardı. Şimdi o Necati Bey Eğitim Fakültesi oldu. Enstitülerin isimlerini fakülte olarak değiştirdiler. Şimdi onun talebeler vardı öğretmen okulundayken gelenler falan. Dinini seven, milletini seven, vatansever, dinle de muhabbet var, namaz falan kılarlardı. Ben onlardan dinlerdim. Ahmet Arvasi Bey'in. Yani okuldaki durumunu, şeyini falan. Ki, yani kendini güzel yetiştirmiş. Münevver. Evet. Onun bir de hatırası var. İlk kendisi öğretmen okulunu bitirip tayin olmuştu o da bir yere. İşte köyün en yaşlısı gelene giden misafirlere ya da devlerik erkanından gelenlere o çıkıyor, hoş geldin diyor. Gerekli aynı şekilde şeyleri nerede kalacak, nerede yatacak onları gösteriyor. Ben diyor ilk gittim diyor bunu. O daha önce yazdığı Her Gün Gazetesi'nde yazmıştı, orada okumuştum ben. Yaşlı adam biraz gelmiş buna. Oo demiş, hoş geldin müellim bey.
Tabii yeni okulu bitirmiş, idealist, genç. Allah Allah demiş, köyde yaşlı muallimle müellimi birbirine karıştırıyor. O da manasını bilmediği için. Manasını bilmediği muallim için. Muallim dediğini zannediyor. Onun müellim dediğini muallim kabul ediyor, hiç bozuntuya vermiyor. Arada zaman geçiyor. Tabii bunu bakıyorlar ki namazını kılıyor. Ondan sonra milletini seviyor. İnsanlara yardıma koşuyor. Aynı yaşlı adam muallim bey, muallim bey demeye başlıyor. Diyor ki bir dakika. Sen diyor müellimle muallimin ne olduğunu biliyor musun? Tabii diyor muallim bey biliyoruz biz diyor. Niye ben gelince diyor müellim benim. Vallahi demiş muallim bey demiş. Müellim elem veren, zulmeden demektir, tamam mı? Muallim talim eden, öğreten demektir. Bugüne kadar senden önce gelenlerin hepsi müellimdi. Bize eziyet verdi, sıkıntı verdi, bize zulmetti. Ne bileyim diyor sen de onlardansın diye müellim dedik diyor, tamam mı? Ama sonra baktık ki sen muallimmişsin, hakkını yelerdi, özür dileriz diyor. Şimdi altyapı güçlü olunca işte Ahmet Arvasi Bey şeyde Necati Bey eğitim üstündeyken o dönemde biz de ta liselere kadar o öğrenciler arasındaki işte milliyetçiler, komünistler arasındaki şey komünistleri başındakiler tembih etmişler. Bu Ahmet Arvasi Bey'in dersine girmeyin, etkiliyor adamı diye. Tamam mı? Bir tane bir oğlan demiş ya ben üniversiteye geliyorum artık demiş. Üniversite öğrencisiyim demiş. Nasıl etkileyecek? Gireyim de demiş. Aynı şekilde bir dersine giriyor falan. Yani boykot ediyorlar güya derse girmeyi. Olsa derste bu demiş ki onlar hocam da demiyor artık. Komünist mi? Hoca demiş bir sorun var. Demiş buyur evladım sor. Ben demiş Tanrı'ya inanmıyorum demiş ya. Ve demiş Ahmet Arvasi Bey altyapısı güçlü birisi. Demiş evladım şu inanmadığın Tanrı'yı bir tarif etsene demiş. Şey yapmış böyle devasa bir vücut. 10 tane kolu var, 20 tane başı var, ayakları böyle parmak. Eli her yere uzanıyor. Uzanıyor falan. Ahtapot gibi. Ben demiş böyle bir demiş Tanrı'ya inanmıyorum. Ahmet Arvasi Bey dönüyor. Evladım demiş ben de inanmıyorum. Adamın avucu elindeki gitti. Ana dedi hoca da bizim kafadan. İnanmıyor. Adam muhayyelesinde yani hayalinde bir tanrı kavramı uydurmuş. Bir tanrı kavramı uydurmuş. Ben onu aynı şekilde yapmıyorum. Şimdiki de cin hakkında muhayyelesinde hayalinde bir şey uydurmuş. Böyle işte yani her şey görüverir, biliverir, çarpıverir, ediverir. Yok öyle değil. Yani netice itibariyle Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Ve insandan aşağı varlık diye yazıyor orada. İnsandan aşağı varlık. Ben bazı şeyler yapabilir mi? Yapabilirler. Çoğunluğu kafirdirler. İnsanların 10 katıdır buyuruyor Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri. 8 milyar insan varsa 80 milyar cin var. Bunların içerisinde Müslümanı da var, kafiri de var. Çünkü Allah-u Teala cinleri ve insanları muhatap almış. İkisi de aynı şekilde erkek ve dişi olarak dünyaya gelirler. Evlenerek çoğalırlar. Ve akıl vardır, nefis vardır ikisinde de. İnsanda da cinde de. Ve cinlerin de iman edip imanlı olarak ölenler cennete girecek. Peki orada da görülmeyecek mi? Hayır, orada görülecekler. Orada görülecekler. Mahşer günü görülecekler net bir şekilde. Kafirleri de var. Onların da kafir cinlerle Müslüman cinler hep harp halindedir. Hep harp halindedir. İnsanlarda olduğu gibi. Aynen öyle. Hatta şeyde Kerbela hadisesinde Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri ve yanındakilerle beraber şey yaparken böyle bir at kişileri bir toz bulutu kalkıyor falan. Ondan sonra Hazreti Hüseyin görüyor. Onun yapısı müsait. Kendi şekilleriyle gözüküyorlar. Geliyor, hürmet ediyor falan. Hazreti Hüseyin buyurun diyor. Diyor ki babanız Ali bin Ebi Talip Hazreti Ali'nin için. Biz diyor cinlerden falan tayfayla diyor. Biz falan kabileyiz. Biz müminiz. Falanlar bize saldırdılar. Bizi yok etmek üzereyken babam bize yardıma geldi. Bizi kurtardı. Biz vefa borcumuzu ödemek üzere bugün diyor sizin safınızda harp etmeye geldik. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin de peygamberimizin ki cennet gençlerinin seyidi bunlar, efendileri. Peygamberimiz torunları, merhamet deryaları. Bakıyor onların halini. Demek ki diğerleri görse öyle kopacak zaten. Diyor ki hangi halle savaşa gireceksiniz bizim safımızda? Bizim diyor insan suretine girmemize izin yok diyor. Bak bunu da anlatırken bir şeyi nakletmek için hasreten şey yapıyorum. Yani cin her istediğini yapamaz. Efendim insan kılığına girivereyim. Diyor ki açıkça girmeye izin yok. Giremem diyor. Ben insan şeklinde görünemem diyor.
Bazıları görünüyor. O izin verilmiş. Biz görmemeyiz diyor. Bu halimizde savaşa gireceğiz. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh buyuruyor ki savaşmanıza da gerek yok diyor. Kendinizi bir gösterseniz hepsinin ödü patlar gider diyor. Tamam mı? İzin vermiyor. Sonra üzülerek geri dönüp gidiyorlar onlar. Bu hadiseler anlatılmış. Dolayısıyla Saad Tebriddin kitabının cin bahsi okunmuş olsaydı ya bunların cinlerle irtibatta olanların kibirli, kendini beğenen cinler kendileri öyle çünkü ateşte yaratıldığı için her şeye kızarlar falan. Ve çoğu zaman yalan söylerler ve cinlerin en dindarı takva sahibi. Hani biz evliya diyorsa öyle görüneni insanlardan Müslüman olup da fasıkları gibidir. Dolayısıyla cinlerden öğrenecek hiçbir şeyci yok. Peki efendim hani cin çarptı bilmem ne yaptı musallat oldu. Olabilir. Çünkü kendileri insanlardan aşağı varlık oldukları için diğer kendi cin arkadaşlarına övünebilmek için bir insanla böyle dalga geçerse şey yaparsa onu övünç meselesi yapıyor. İnsana girdik şey yaptı falan. Mesela Saad Tebriddin kitabında buyuruyor ki kadınların hayız ve nifas halleri, kadın ve erkeklerin psikolojik rahatsızlıkları döneminde bunlar musallat olabilir. Olabilir ama yani. Kesin olur, değil. Olur değil. Girebilir, gelebilir, musallat olabilir. Çünkü kendilerine göre bu işi yani insanla, bir insanla aynı şekilde oynarsa, şey yaparsa, onu korkutursa gidip övünç vesilesi olarak anlatacak bunu. Veya teşebbüs edebilir. Ha teşebbüs edebilir. Deneyebilir. Mesela yeltenebilir. Ebu Dücana radiyallahu teala'nın hazretleri bir gün bakıyor ki yatarken böyle vım 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 bir ses geliyor. Ondan sonra yerden böyle ateş çıkıyor falan şey yapıyor falan. Ya sabaha kadar bunu uyutmamış. Ya nasıl insanlarsa merak da etmem. Şimdiki Resulü de patlar tamam. Ondan sonra sabah namazına varınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Ebu Dücane buyuruyorlar. Bugün ne oldu sen mi anlatırsın ben mi? Allah ve Resulü daha iyi biliriz. O gelen diyor cinli. Seni korkutmak istedi. Bir kağıt kalem istediyor. Ve Peygamber Efendimiz'in yazdığı bir mektup var. Ya mektup yazdırıyor. Bunu götür evine koy. Götür evine koy. Ve götürüyor eve koyuyor. O gece o cin geliyor. Bu sefer şekil değiştiriyor. Sabaha kadar ağlıyor bu sefer de. Gene uyutmuyor bu dünyanın radyalatı. Biz ettik sen etme. Biz ettik sen etme ne olur? O mektubu oradan kaldır. O yazıyı oradan kaldır. Şimdi bak orada da önemli bir şey var. Niye cin gelip de o mektubu alıp götüremiyor? Demek her şeyi beceremiyor. Gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor yani. Hani evem her şeyi yapamaz ya. Yapamaz. Bir kere kafandan o şablonu çıkarat. Sabah namazına gidince gene uyuyamamış. Peygamberimiz tebessümle. Ne oldu ya ibadet yani buyuruyor. Yarın sabah böyle böyle oldu. Onu oradan kaldır diyor. Onu oradan kaldır. Çünkü kıyamete kadar gelenlerin hepsi ızdırap duyar. Ama Peygamber Efendimiz'e söz vermişlerdi. O mektubun bulunduğu yere girmeyeceğiz. Mesela bunu nerede bulabilir? Şeyde dinimislam.com sitesine girerse cin mektubu orada vardır. Orada vardır. Ondan sonra aslını fotokopi çeker oradan. Yani indirir fotokopisini alır. Küçük şeyle yanında taşır. Yanında taşır o cin mektubunu. O bulunduğu müddetçe de yaklaşamazlar. Efendim buna rağmen rahatsız eden olabilir mi? Olabilirse de şey yapmaz. Olabilirse de aynı şekilde öyle tesirli olmaz. Bunun dışında saatte bir diyor Nas Felak sureleri okunur. Ondan sonra şey okunur falan. Hani cinlerle meşgul olan adam gelecekmiş ya. Eve bir cin mektubu koysunlar. Getirsinler koysunlar. O sana Nas Felak ayet-i kürsü bunları da okusunlar. Gerçekten adam cinlerle irtibatlıysa cinler oraya giremeyeceği için buna da mani olmaya çalışırlar. Gitmesen oraya diye tamam mı? Rahatsız olur. Rahatsız olurlar. Ha diyeceksiniz ki efendim hani çok şey söylüyorsun. Yok kitaplarda yazılı olan naklediyorum ben. Bizi TGRT eski binasındayken bir gün bir kadın geldi. Açık bir kadın. Ama derbeder bir kadın. Dedi ki kocasına şey yaptı böyle böyle şeyler oluyor. Eve giriyor şunu yapıyor bunu yapıyor falan filan baktım. Bizde de vardı o zaman. Cin mektubu deniyor peygamberin yazdırdığı. Kadıncağıza tane tane anlattım. Anladım dedi sordum. Bak dedim bunu götüreceğim. Bizde yapılmış şekli vardı. Bunu götüreceğim. Kocan görmeden onun ceketine koyacaksın. Veya bir yerine dikeceksin. İç cebine dikeceksin. Ondan sonra arada zaman geçti. Bir hafta sonra bu kadın telefon açıyor. Götürdüm o şey evi dedi. Kocam dedi evi terk etti gelmiyor. Ne yaptın?
Çıkarmış kocasına gösteriyor. Bak demiş bunu işte hiç cebine dikici. Allah Allah, sen böyle yaparsan ne diyeceksin ki o da sana? Ne diyeceksin ki? Onu o şekilde şey yapınca şey yapamaz. Hani dinleyicimiz de diyor ya, yani insana tesir edebilirler mi? Edebilirler. Mesela bize daha çocukluğumuzda altyapılar varmış o nenemlerin falan şeyleri. Saatte bitti yazıyor. Akşam olunca insanların gezdiği yerleri dolaştılar. Kendilerine yiyecek bir şey ararlar. Şimdi o da varlık Mustafa abi. Şimdi sırtı dönüktür. Gittin sen ona çarptın. Sen bilmiyorsun ama o biliyor. Ateşten yaratıldığı için, ateşten yaratıldığı için intikam almaya kalkar. Tamam mı? Yani hadise bu. Cin çarpması, mahpas falan dedikleri de hadise bu. Ama mesela namaz kılınan eve giremez deniyor. Efendim işte Kur'an-ı Kerim okunan eve giremez. Allah Teala kelamının anıldığı yere şeytan da giremez. Zaten Bismillahirrahmanirrahim duasını işte mesela okuyunca giremez. Kere, dolayısıyla yani geldik dolaştık. Sadece bildiği kitabı dikkatli yani, bir şekilde okunursa no problem. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Tabii hocam bilinseydi, okunsaydı sizin az önce söylediğiniz gibi bu işin üç kağıtçıları ortaya çıkmazdı. Tabii. Dün bir görüntü size göstermiştim. Hatırladınız mı? Hatırladım. Hatta dışarıda çocuklar da onu gördüler. Onlar da hazırlık yapıyorlar şimdi. Adam Esa Teker. Diyor ki cin çıkaracağız, adam hazır ol vaziyetinde tutuyor falan. Ne diyor arada bir? Ver diyor. Neyi veriyorsun? Neyi veriyorsun? Ağzından bir şey çıkıyormuş gibi, çıkarıyormuş gibi. Bir şey asılıyormuş gibi falan hareketler yapıyor. Fiyatları da normal basit sıradan bir cinse 1200 liraymış. Ama biraz okkalı bir cinse 12 bin lira. Çıkartıyor falan. Cinine göre değişiyor. Yani. Cinine göre değişiyor. Okkalı şişman bir cinse. Tabii onu çıkarmak zor. O beste cin. Çocuklar hocam diyorlar, siz yaparsanız tekeretinin önüne sıraya girer millet. Allah Allah. Böyle para, buradan para evet. Kazananlar var. Ve gidenler de var. Gidiyor işte. Gidiyor. Orada kitapta hazır hepsi yazarken, onlar orada şey yaparken, sen ondan sonra böyle duruyorsun. Sen bu şekilde salak olursan, özür dilerim ama salaklık başka bir şey değil, ahmak davranırsan. Hep Emre abinin o sözü hatırıma geliyor. İlim öğrenmek için ilmin sıkıntısına, meşakkatına katlanmayıp ilmi terk eden kimse ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Bu cehaletin zilleti değil mi? Adam hiçbir şey bilmiyor cin hakkında. Oksaydı ne diyecek bu ya? Ne yapacak bu? Efendim cin hiçbir şey yapabilir. O ayrı mesela. Allah'tan izin vermedikçe ne büyü tesir edebilir, ne cin musallat olabilir. Hele Müslüman her zaman aynı şekilde abdest olduğu için, namazda kıldığı için, demin siz birinci önünde söylediniz ya, onun musallat olma imkanı yok. Peki gelir mi, etrafında dolaşır mı? Dolaşır. Dolaşsın. İnsanlardan da bir sürü kötü insanları her zaman görüp duruyoruz değil mi? Fasığı da vardır, ateist de vardır. Sokağa çıkınca köpek de etrafında dolaşıyor. Dolaşıyor. Dolayısıyla boş diyorsun gidiyor. Dolayısıyla yani herkesin yanında Allah Teala bir melek de yaratmış, cin de yaratmış, şeytan da yaratmış. Hatta bir gün Hazreti Ayşe validemiz naklediyor radıyallahu anha. Bir şey söylüyor falan. Şeytanın vesvesesine kapılmış. Benim yanımda şeytan var mı? Buyuruyor. Evet diyor. Sizin yanınızda da var. Var ama benimki iman etti buyuruyor. Var ama iman etti bu şey. Bana hayırlı şeyleri telkin eder. Dolayısıyla herkesin yanında var mı? Var. Çünkü onlar vazifesini yapıyor. Yani seni Allah-u Teala yolundan vazgeçirmek için uğraşıyor. İblis vazifesi bu. Melekler onlar da iyi ve hayırlı şeyleri kalbine ilham ederler. Onu hatırlatırlar. Benim hatırıma geldi. Ben düşündüm ki falan. Ya ben deme. Hatırlatan hatırlattı sana. Onun için şükret. Elhamdülillah Rabbim aynı şekilde beni bu tehlikelerden kurtardı diye. Onun için dedik hani Saadet Tebi diye kitabı okunursa, bunlar şey yapılırsa saf dışı olur. Bir şey kalmaz. Ve o cin çıkarttık bilmem ne yaptık diyenlere de itibar edilmez. Efendim şimdi ikinci dinleyicimizin de birinci dinleyicimizin ölüm korkusu ve ölüm öldükten sonra da affolmayacağım korkusu var diyor. Diğerisi de aynı şekilde psikolojik rahatsızlıklarım var. Bunun ikisi de psikolojik aslında. Şimdi ölüm korkusu. Yani ölümü hatırlamak güzel bir şey. Ama
O korku işte benim mevcut olduğum imkanların hepsi gidecek. Her şeyden önce bu bedeni gidecek. O imkanların hepsi gidecek. O endişe, bu endişe. Şimdi dinleyicimiz üzerine alınmasın. Ama din büyüklerinin buyurdukları bir şey var. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri de buyurmuş talebelerine. İnsanlar hani niye ölümden korkuyor, niye ölmek istemiyor falan. Ve cevaben hepsi ortak aynı şeyi söylemişler Mustafa Bey. İnsan mamur yerden harap yere gitmek istemez. İnsanlar dünyalarını mamur etmiştir. Villalar, köşkler, imkanlar falan. Ama ahiret harap. Bunları bırakmak da zor. Hatta ben mektubatı okurken daha seneler önce bir şey dikkatimi çekti. İnsana alemi sevgir ifadesi kullanılıyor. Yeri kat gökler ve içindekileri de alemi kebir. Yani büyük alem. İnsan da küçük. Dedim küçük nasıl oluyor falan. İmam Rabbani Kutsal Sözü çok güzel anlatmışlar. Bu alemi kebirdeki, büyük alemdeki her varlığın bir zerresi insanda var. Küçültülmüşü yani. Küçültülmüşü. Dolayısıyla insan çok dağınık. Bu dağınıklıklarını ancak ehl-i sünnet âlimleri, evliya-i kiramın eğer hayattaysa sohbetine gitmek, değilse kitaplarını ve hayatlarını okuyarak bu dağınıklar tek 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 aynı şekilde tek bir yere birleşir. Hepsi birleşince yani tek hedef olunca yani Allah-u Teala kavuşmak, Allah-u Teala muhabbetine, sevgisine, rızasına kavuşmak şey yapınca bu sefer meleklerin üstüne çıkıyor bu insan. Hedef birliği edince. Evet, hedef birliği edince. Artık şu mu olduydu, bu mu olduydu, bunların hiçbirisini düşünmüyor. Bunların hiçbirisini düşünmüyor. Tek hedefi var, tek maksadı var, tek gayesi var. Ne o? Allah-u Teala rızasına kavuşmak. Evliya-i kiram o noktaya gelmişler işte. Mesela bazılarını çok yüksek yaratmış. İmam Rabbani Hazretleri hakkında da öyle buyuruyor. Bunu da Cenab-ı Hak yaratırken yüksek yaratmış buyuruyor. Eshab-ı kiramdan Hazreti Ömer Sıddık radıyallahu anh Hazretleri yüksek yaratılmış. Ya geçen okuyordum Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri işte haftada bir yer. Hazreti Bekir de öyle. Zaten bundan haftada bir defa yiyorlar. Ve giydikleri elbiseler yamalı mamalı falan. Dolayısıyla kazandıklarını hepsini Allah için harcıyorlar. Kendileri için bir şey yok. Ev, köşk, öyle saray maray falan da yok. Haftada bir yediği de bizim bir öğünümüz bile değildir yani. Değildir tabii. Haftada bir yediği değil. Yani biriktirip biriktirip orada mı hepsini yiyor? Öyle bir şey yok. Yani koca dana yemiyor demiyor. Bir hafta idare etsin diyor. Öyle bir durum da söz konusu yani, değil. Bir iki dilim ekmek belki de yani. Dolayısıyla... Dolayısıyla biz bu kitapları okuduk da şey yaptık da falan o zaman ha deriz o zaman ölümü hatırlamak güzel bir şey. Ama madem korkuyorsun hazırlık yap. Yani öldükten sonra ben affolmayacağım. O da nefsin getirdiği düşünce. Nefsi ölümden korkar. Niye? Çünkü ölümle beraber onun da işi bitiyordu onunla. Ölümle beraber o da ölecek, ölümü tanıyacak. O çok korkar. Nefsine tabi olanlar da çok korkar. Nefsine tabi olanlar da. O oradan bir girmiştir. Yani dinleyicimizin bedenin sinir sistemini de bozmuştur. Öbürü de aynı şekilde 7 senedir dedi psikolojik tedavi görüyorum falan. İkisinin de ortak tedavisi. Sadi Tebedi kitabında buyuruyor ki sinir hastalıkları için o şeyleri hatırlar mısın bilmiyorum. Eskiden mesela özel hastaneler yok. Devlet hastanesi gidiyorsun. Bölümler. Asabiye diye yazardı. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Yani bütün sinir hastalıkları. Dahil, asabiye. Asabiye, asabiye diye yazıyordu. Biz üniversiteye girerken şey istemişlerdi. Dahili, hariciye, asabiye. Sağlık raporu. Sağlık raporu. Tam teşekküllü. Devlet hastanesi veriyordu. Gittik grup halinde. Asabiye'ye gittik. Ya adam... Hakikaten asabi. Otur, otur diyor. Elini uzattı. Tek parmağını uzattı. Zümrüt. Bir, iki, üç filan. Baktım bir tanesi ne diyeceksen de dedi ya. Ne dedi bağırıp duruyorsun. Bizi eziyet edip durma. Sen kal dedi öbürleşir misin? Her şeyi ölçüyormuş. Kim ne tepki verecek? Kim ne tepki verecek onu ölçüyormuş mu yani? Yani karşıda bir şey yapınca. Hemen... Asker gibi şey yaptı. Öyle emirler veriyordu. Orada dikkatim çekmişti. Şimdi sinir sistemleri zayıflıyor. Sinir sistemleri zayıflayınca yalpa yapmaya başlıyor. Dar bir şeyin içerisine giriyorsun. Tamam psikiyatriste gidilir ama tek birisine de bağlı kalmamalı. Tek birisine de bağlı kalmamalı. Saadet Bey de buyuruyor ki her gün ama istisnasız besmeleyle 100 defa Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Her gün
100 defa da estağfurullah estağfurullah veya estağfurullah min kül ma kerihallah 100 defa besmele ile la havle. Çok sıkıştığın zamanlar bir Fatiha, üç ihlas oku, peygamberler ruhlarına hediye et. Ya Rabbi bunların hatırı ve hürmetine bana şifa ihsan et, dua et, sadaka da ver. Bunları her gün yapıyorum, başka bir şey yok mu? Bunları her gün yapıyorsan mutlaka neticesine kavuşursun. İstiğfara devam edene Allah-u Teala, mesela bir doktora gitti, önüne çıkartılıp Allah-u Teala bu doktor değil, bu öbür doktor vasıtasıyla şifa gönderecek. Birisi gelir der ki sen buna bir görün. Gidersin o bir ilaç verir, şifaya kavuşursun. Yani o istiğfar sebebiyle bunlara kavuşursun. Doğrudan doğruya da gönderebilir. Ama eğer sebeplerle gönderecekse sebepler önüne çıkartır. Başka bir şey devam etmek lazım. Evet yani. Devam etmek lazım. Israrla. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.